İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere 620-622 yılları arasında gerçekleştirilen ve İslam tarihi içerisinde çok özel bir öneme sahip olan Akabe biatlarını anlatmak istiyoruz. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz peygamberliğinin 11. yılında yani 620 tarihine rastlayan hac mevsiminde Medineli bir grupla Akabe'de karşılaştı ve onlara İslam'ı tebliğ etti. Bu tebliğ sonucunda Medineli iki önemli kabileden biri olan Hazreç kabilesine mensup 6 kişilik bu grup İslamiyet'i kabul etti ve Allah Resulü'yle gelecek yıl tekrar buluşmak üzere sözleşerek Medine'ye döndü. Akabe biatlarının yapıldığı yer Mekke'de Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Mina hudutları içindedir. Burası hac sırasında şeytan taşlanan Cemerat bölgesinde Cemre-i Akabe ismiyle anılan büyük şeytanın taşlandığı yere yakın etrafı tepelerle çevrili küçük kuytu bir vadidir. Günümüzde bu bölgede Medineli Müslümanların Hazreti Peygamber'e biat ettiğini hatırlatmak maksadıyla inşa edilmiş bir mescit bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'le Medinelilerin bu ilk buluşmaları tarihi içerisinde Akabe görüşmesi olarak adlandırıldı. Bundan bir yıl sonra yani nübüvvetin 12. yılında hac mevsiminde Ensar'dan içlerinde bir yıl önceki toplantıya katılan 6 kişiden 5'inin de hazır bulunduğu 12 kişilik bir topluluk Peygamber Efendimiz'le geceliğin bir kez daha buluştular. Buna da birinci Akabe biatı denildi. Ashab-ı kiramdan Übade bin Samit der ki, ben birinci Akabe biatında bulunmuş olanlardan birisiyim. Biz 12 kişiydik. Allah Resulü Akabe'de geceleyin çevresinde ashabından küçük bir topluluk bulunduğu halde bize geliniz, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınız, hırsızlık yapmayacağınız, çocuklarınızı öldürmeyeceğiniz, ellerinizle ayaklarınız arasında iftira uydurmayacağınız ve marufta bana isyan ve itaatsizlik etmeyeceğiniz hakkında biat ediniz. Ahdinize vefa ederseniz cenneti kazanırsınız buyurdu. Birinci Akabe biatında bulunan 12 kişilik heyet Hazreti Peygamber'le sözleştikten sonra memleketleri Medine'ye döndüler. Daha sonra da Medine'deki etkin ailelerden olan Evs ve Hazreç kabilesi Müslümanlarının ileri gelenleri içimizde İslamiyet açıklandı ve yayılmaya başladı. Halkı Allah'ın kitabına davet edecek, Kur'an-ı Kerim okuyacak, bize İslam dinini anlatacak ve namazlarımızda bize imamlık yapacak bir kimse gönder diye Peygamberimize başvuruda bulunmuş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de onlara bu görevler için Mus'ab bin Umeyr'i göndermişti. Mus'ab bin Umeyr Medine'de Esad bin Zürare'nin evine yerleşti. Medineli Müslümanlara Kur'an okur, onlara Kur'an'ı ve İslam'ı anlatır, namazlarda imamlık yapardı. Peygamber Efendimiz hicret edip Medine'ye gelmeden önce Mus'ab bin Umeyr Müslümanları cuma için toplanmak üzere yazı yazıp izin istemiş, Peygamberimiz de bunu yapmasına izin vermişti.
Ayrıca Mus'ab bin Umeyr ile birlikte İbni Ümmü Mektum da Medine'deki Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okumak üzere Medine'ye gelmişti. Bu vesileyle Mus'ab bin Umeyr vesilesiyle gerçekleşen iki ihtida, yani Mus'ab bin Umeyr vesilesiyle gerçekleşen iki ayrı İslam'ı kabul etme olayını nakletmek istiyorum sizlere. Bunlar o günlerde Medine'nin ileri gelenlerinden olan Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz'ın ihtida haberleridir. Useyd, kavminin seyyidi olup görüşüne itimat edilen bir kimseydi. Okuma yazma bilir, o günün insanı için çok önem atfeden ok atma konusunda mahir bir kimseydi. Useyd bin Hudayr bir vesileyle Mus'ab bin Umeyr'i dinlemiş, Mus'ab'ın okuduğu Kur'an karşısında "Bu ne kadar güzel, ne kadar yüce bir söz, siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yaparsınız?" diye sormaktan alamamıştı kendisini. Mus'ab da ona "Gusledip temizlenir, sonra da şehadet getirirsin." diye cevap vermişti. Bunun üzerine Useyd bin Hudayr vakit geçirmeden gusletti ve şehadet getirerek Müslüman oldu. Daha sonra da "Arkamda bir adam var ki o size tabi olursa kavminden hiçbir kimse ona muhalefet etmez, ondan geri kalmaz. O Sa'd bin Muaz'dır. Ben şimdi onu size gönderirim." diyerek doğruca Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti. Sa'd bin Muaz gelişmelerden haberdar olunca fena halde üzülmüş ve kavga etmek üzere Mus'ab bin Umeyr'in yanına gitmişti. Mus'ab da ona "Biraz oturup söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmezsen söylediklerim hoşuna gitmezse o zaman kabul etmesen olmaz mı?" deyince Sa'd bin Muaz "Yerinde bir söz söyledin." diyerek onu dinlemeye karar vermişti. Mus'ab bin Umeyr Sa'd bin Muaz'a Zuhruf suresinin ilk 8 ayetini okudu. Bu Sa'd bin Muaz'ın Mus'ab bin Umeyr'in yanına tehdit etmek üzere ikinci gelişiydi. Olup bitenlerden, yani insanların yeni dini hızlı bir şekilde kabul etmelerinden, Müslümanların sayısının hızlı bir şekilde artmasından son derece rahatsız oluyordu Sa'd. İşte o Sa'd bin Muaz, Mus'ab bin Umeyr'in İslamiyet hakkındaki sözlerini ve okuduğu Kur'an'ı dinleyince "Ben şimdiye kadar hiç bilmediğim bir şeyi dinledim." demiş ve şehadet getirerek Müslüman olmuştu o gün. Sa'd bin Muaz kavminin yanına gidince onlara "Ey Abdüleşhel oğulları, benim aranızdaki işimi, gidişimi, durumumu nasıl bilirsiniz?" diye sordu. Onlar da ona "Sen bizim seyyidimiz, ulumuz ve görüşçe en üstünümüz, yönetici olarak da en uğurlumuzsun." dediler. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz, "Siz Allah'a ve Resulüne iman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun." diye karşılık veriyordu. Mus'ab bin Umeyr, "Akşama kadar Abdüleşhel oğulları mahallesinde erkek kadın Müslüman olmadı kimse kalmadı." diye anlatıyorlardı o gün yaşanılanları. Yesrib'in, yani Medine'nin iki büyük reisi Sa'd bin Muaz'la Useyd bin Hudayr'ın Müslüman olmaları İslamiyet'in daha geniş kitleler tarafından kabul görmesine katkı sağlıyordu. Bütün bunlar 2. Akabe biatından önce yaşanıyordu. Medine'nin ileri gelenlerinden Sa'd'la Useyd'in Müslüman olmaları İslamiyet'in daha geniş kitleler tarafından kabul görmesine katkı sağlamış, bu olaydan bir yıl sonraki hac mevsiminde Hazreti Peygamber'le görüşmeye bu defa 75 Müslüman katılmıştı. Mekke'de 621 yılında, peygamberliğin 12. yılında Akabe mevkiinde 12 Medineli Müslümanın Hazreti Peygamber'le yaptığı görüşme ve ardından yapılan sözleşmenin sonrasında yaşanmıştı bütün bunlar. Bu görüşme öylesine bereketli meyveler veriyordu ki bir yıl sonra hac mevsiminde Hazreti Peygamber'le görüşmeye bu defa 75 Müslüman iştirak edecekti. Değerli dinleyicilerimiz, 1. Akabe biatından bir sene sonra 622 yılında Hazreti Peygamber'in
Mekke'den Medine'ye hicretinden yaklaşık 3 ay önce Medineli 75 Müslümanın iştirakıyla ikinci Akabe biatı gerçekleşiyordu. İslam'ın Medine'de tanınmasında, yayılmasında ve hatta buraya hicrete zemin hazırlamasında Akabe biatlarının önemli rolü olmuştu. Akabe Mekke'de, Mescid-i Haram'a 3 kilometre kadar uzaklıkta, Mina hudutları içinde ve etrafı tepelerle çevrili küçük ve kuytu bir vadidir. Hazreti Peygamber bu mevkide 620, 621 ve 622 yıllarında 3 yıl üst üste hac mevsiminde Medinelilerle görüşmüştür. Bu görüşmelerden ilki sadece mülakat, İkinci ve üçüncüsü ise biat şeklinde gerçekleşmiştir. Peygamberliğin 13. yılında yani 622 yılında hac mevsiminde ikisi kadın 75 Medineli Hazreti Peygamberle görüşmek üzere Mekke'ye geldiler. Bunlar asıl maksatlarını gizliyorlardı Kureyşlilerden. Kendilerine bir zarar gelsin, kavga gürültü çıksın istemiyorlardı. İşte bu sebeple sadece Kâbetullah'ı ziyaret amacıyla gelmiş gibi hareket ediyorlardı. Ziyaretle birlikte diğer bir amaçları da Hazreti Peygamber'le görüşmek ve onu Yesrib'e davet etmekti. Mekke'ye varınca Hazreti Peygamber'e gizlice haber gönderdiler. Hazreti Peygamber amcası Abbas'la birlikte Akabe'ye geldi. Görüşme gizli yapıldı. Abbas, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'yi kritik noktalara gözcü tayin etti. Burada bir konuşma yaparak yeğeninin kendi kabilesi tarafından himaye edildiğini ancak Medinelilerin daveti üzerine oraya hicret etmek istediğini belirtti. Şayet her türlü sıkıntıya göğüs gerip düşmanlarına karşı koruyacaklarsa onu memleketlerine götürmelerini söyledi. Medineliler bu şartları kabul ettiler. Hazreti Peygamber de hicret ettiği takdirde kendisini, canlarını, mallarını, çocuklarını ve kadınlarını korudukları gibi koruyacaklarına, ona itaat edeceklerine, her türlü şartlarda mali yardım yapacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına, hiç kimseden çekinmeden hak üzere bulunacaklarına dair söz aldı Medineli gruptan. Hazreti Peygamber'in isteği üzerine Medineli Müslümanlar onunla aralarında irtibatı sağlamak için 9'u Hazreç'ten ve 3'ü Evs'ten olmak üzere 12 temsilci yani nakip seçtiler. İkinci Akabe biatı denilen bu antlaşmadan sonra Hazreti Peygamber sahabilerine Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Onlar da küçüklü büyüklü kafileler halinde hicret etmeye başladılar. İkinci Akabe biatı Zilhicce ayında gerçekleşti. Hazreti Peygamber Zilhicce'nin geriye kalan günleriyle Muharrem ve Safer aylarını Mekke'de geçirdi. Bu son biattan 3 ay kadar sonra Rebiül Evvel ayında o da Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Medineliler Akabe'de Hazreti Peygamber'e söz veriyor ve sözlerinde de sonuna kadar sadık kalıyor, asla ihanet etmiyorlardı. Kim bilir, belki bu sadakatin bir hediyesi olarak Efendimiz Mekke fethedildikten sonra da Medine'ye dönüyor, hayatının geride kalan 2 yılını da orada geçiriyor ve sonunda kıyamete kadar Medinelilerin misafiri oluyor, Allah-u Teala onları böylece ödüllendiriyordu. Onlar sözlerine sadık kalmış ve ihanet etmemişti Efendimiz'e. İhanet Allah'ın sevmediği bir davranış biçimiydi çünkü. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda bırakmaz buyuran Allah Resulü, mazeretsiz olarak ve kasten ihanet eden kimseleri en ağır şekilde cezalandırmıştı. Hendek gazvesi sonrası Kureyzalılar örneği bunun açık delilidir. Sahabe-i kiram, bırakın vatana, vatandaşa, dosta, ahbaba, dindaşa, kardeşe, akrabaya ihanet etmeyi, Hayberli Yesar örneğinde olduğu gibi düşmanına bile ihanet etmezdi.
İhanet kişiyi dünyada da, ahirette de rezil rüsva eder. Hain hem dünyada hem de ahirette ihanetinin bedelini ödeyecek, cezasını çekecektir. Peygamber Efendimiz döneminde Tume adında bir kişi Peygamber Efendimiz'in yanından Mekke'ye kaçar ve orada İslam dininden ayrılır. Daha sonraki bir zamanda ailesini de Medine'den kaçırmak için oturduğu evin duvarını deler ve tam o delikten geçerken duvar tepesine yıkılır ve oracıkta ölür. Bu olay üzerine Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez mealindeki ayet nazil olur. Rabbim bizi ihanetten ve hainlerin şerrinden korusun. Rabbim bizleri sadıklardan, sözünde duranlardan eylesin. Rabbim bizleri Akabe'de, Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz'e söz veren ve sözünde durarak Kur'an'da övülen arkadaşlarına komşu eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.